Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Ereğli hissesini değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi Ereğli de bilançoda geldi. Bu videomuzda bilanço değerlendirmesi de yapacağız. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Hem temel bilgilere bakacağız, hem teknik bilgilere bakacağız. İkisinin de birlikte değerlendirilmesiyle finansal okuryazarlığımızın bu videoyla çok daha yüksek seviyelere çıkacağını düşünüyorum. Son derece önemli bir yayın olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen yayınları atlayarak gitmeyin. Kendinize yatırım yapmak ve finansal okuryazarlığınızı geliştirmek için videoyu iyi anlamaya çalışın. Bakın, bugüne kadar Ereğli'de ne yaptık? Teknik çizimler yaptık. Yükselen çizgimiz var dedik. Yükselen çizgi aşağı yönlü kırılmadıkça Ereğli'de yön yukarıdır dedik. Ereğli güçlü bir hissedir. Ereğli güçlü bir şirkettir. Ereğli'nin en kötü günleri bugünler olduğunu düşünüyorum diye söyledik. Ereğli yatırımcılarına Koyun Bulucu'yu sevdiğini düşünüyorum. Çünkü Ereğli çizimlerimizde milimetrik olarak tespitler yaptık ve önemli bir direnç bölgesine kadar Ereğli'de geldik. 42-43 TL civarlarının önemli direnç bölgesi olduğunu, buraların aşılmasıyla birlikte Ereğli'nin güçlü bir şekilde 50 TL'ye ve fiyatı ve piyasayı önden fiyatlamak suretiyle kanalın üst bandına gidebileceğini sizlerle değerlendirmiştik. Temel veriler de geldi. Bakalım bilanço nasıl geldi arkadaşlar. Şimdi boğa piyasasında olduğumuzu biliyoruz. Boğa piyasasının majör görüntüsünü her yayında izleyeceğiz. Her yayında bakacağız arkadaşlar. Yani bu size ana yönü göstereyim. Yok bilanço kötü gelmiş, bilanço iyi gelmiş, şudur budur. Bakın Ereğli'de bilanço tarihinin en kötü bilançosu geldi. Düştü mü Ereğli? Düşmedi. Niye düşmedi? Çünkü temel analiz kötü geleceğini veya iyi geleceğini teknik analiz önden biliyor. Yani teknik analiz temel analizin bir tık önünden size yönü gösteriyor zaten arkadaşlar. Arkadaşlar temel analiz kötüdür, teknik analiz iyidir yorumu yapmıyoruz. Ben hem temel analizciyim hem teknik analizciyim. Ancak teknik analiz önden size yönü gösterdiğini bildiğimden dolayı ne yapıyorum? Yayınlarımda teknik analizi yapıyorum. Her ikisini birden yapacağımız bunun gibi yayınlarımızda tabii ki olacaktır. Ancak her yayında biz ikisini de yapmaya çalışırsak yani onlarca video üretiyoruz, çok fazla içerik üretiyoruz. Dolayısıyla sizlere ulaşma imkanımız farklı videolarda olma ihtimali çok zor olur. O yüzden ne yapıyoruz? Size yönü önden gösteren teknik analizi söylüyoruz. Temel analizde geldikten sonra zaten biz yönü bilmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bu çizdiğimiz çizime bakalım. Bakın Ereğli hissesinin 2000 yılından gelen bir çizimi var. Bu şekilde bir kanal görüntümüz var. Burada ne yapıyoruz? 2021 yılının Ocak ayında artık bu kanalımızın içine giriyoruz ve kanal orta bandımız ilk hedef haline geliyor. Milimetrik olarak 2000 yılından sonra 21-22 yıl sonra milimetrik olarak kanalın orta bandının önemli bir direnç olarak çalıştığını görüyorsunuz. Ne beklenir arkadaşlar? Kanalın orta bandının aşılmasıyla kanal üst bandının da Ereğli'de bir gün geleceğini, çünkü biz kanalımızın içerisine girmişiz. Artık hedefimiz, ilk hedefimiz kanal orta bandı gelmiş. Asıl hedefimiz de kanalımızın üst bandına Ereğli'nin öyle de böyle de bir gün gideceği anlamını taşır bu. Yaksel'de ne yapması lazım? Kanalın alt bandına tekrardan, yani burada gördüğünüz 25 TL'lerin altına düşmesiyle birlikte negatif pozisyona geçmesi beklenir. Ancak biz boğa piyasasındayız. Boğa piyasalarında gitmeyecek Ereğli de hangi piyasada gidecek arkadaşlar? Bilanço boğa piyasasında iyi geldi veya kötü geldi, gitmedi diyelim. Ayı piyasasına geçtiğimizde Ereğli'nin bilançosu iyi geldiğinde gideceğini mi zannediyorsunuz? O yüzden lütfen bu yayını iyi izleyin. Şimdi geliyoruz kısa vadeye. Ereğli ne yapmış? Teknik analize bakıyoruz. Sonra temel analizimizi değerlendiriyoruz. Sonrasında ne yapacağız? Her iki veriyi birbiriyle birleştireceğiz ve bir strateji kurmaya çalışacağız. Bakın arkadaşlar, Ereğli'nin kısa vadeli görünümüne geldik. 2000 yılından gelen kanal orta bandımızın müthiş çalıştığını, artık bu kanal orta bandının direnç rolü oynaması noktasında çok fazla ihlaller yaptığını ve bu bölgenin zayıfladığını, bir kez daha bu bölgeye geldiğimizde buranın kırılma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu konuşmuştuk. Ereğli bilanço öncesinde ne yaptı? Bakın Ereğli'de bir sıkışma var. Buradan bir yükselen direnç bölgemiz var. Buradan da yükselen bir destek bölgemiz var. Zaten ne dedik? Ereğli 36.90'lara kadar düşebilir. Buradan ben dönüş bekliyorum. Gideceği yer ne dedik arkadaşlar? 42 ila 43 TL arası Ereğli'de son derece önemli direnç bölgesi olarak söylemiştik. Milimetrik olarak Ereğli bu bölgeye geldi mi? Geldi. Bu bölgelerden bir düşüşte sergiledi mi arkadaşlar? Sergiledi. Şu an görüntüne bakın, Ereğli'de görüntü sıkışmış durumda. Yani yukarı yönlü kırılması halinde yukarı sert gitti.
gitmesini, aşağı yönlü kırılması halinde ise aşağıdan gelen ana yükselen trend seviyemize kadar 32-33 TL'lere kadar düşüş gelmesini bekleriz. Sıkışmış durumda. Hangi yöne doğru karar verecekse o yöne doğru sert gidecektir. Benim Ereğli'den beklentim nedir? Ereğli'den benim beklentim en kötünün geride kaldığını, bundan sonra Ereğli'nin düşüş hareketiyle birlikte konsolidasyonunu sağladığını ve yönün yukarı olacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. Ancak trendler neyi söylerse biz onu yapacağız. Trend yukarı kırılırsa kar pozisyonuna devam edeceğiz. Aşağı yönlü kırılırsa ise stop olup kenara çekilmek elzemdir. Haberiniz olsun. Stop olursun, tekrardan fiyat fake yapar, kanalın içerisine girerse ne yapacaksın? Tekrardan alacaksın. Başka çaren yok arkadaşlar. Yani buna göre fiyatı sen de çizimlerinle takip edeceksin. Aşağı yönlü kırılırsa stop olacaksın. Tekrardan yukarı yönlü günlük kapanış yapması halinde tekrardan alacaksın. O yüzden finansal okuryazarlığınızı geliştirin. Bu videolarda öğrendiğiniz çizgileri çizin ve buna göre fiyatı takip edin diye her yayınımda söylüyorum. Şimdi teknik görüntülerimizde bir sıkışma var. Burada artık direnç bölgemiz bizim 43.20 TL'lere kadar gelmiştir. Aşağıdaki destek bölgemiz ise 39 TL civarlarından geçmektedir. Bakın 39.20 TL civarlarını gösteriyor. 39 TL ile 43.20 TL arasında sıkıştık. Hangi yöne kırılım olursa o yöne sert gideceğini düşünüyorum. Şimdi bu bölgede durum böyle. Kendi düşüncemi de söylüyorum. Bu teknik bir düşünce değildir. Kırılım hala yoktur. Ancak ben Ereğli'nin en kötüsünün geride kaldığını, 43 TL'lerin üzerine atacağını ve hızlı bir şekilde öncelikle orta band, sonra bu orta bandın da kırılmasıyla birlikte yönümüzün yukarı olacağını düşünüyorum. Ancak bu bölgenin kırılması sonradan bir retest hareketini böyle aşağı doğru getirebilir. Haberiniz olsun. Bu bölgenin üzerinde çok fazla hareketlik yapmaya gerek yok. Bu şekilde bir hareket olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu görüntü de burada dursun. Şimdi Ereğli'deki teknik görüntü bu. Sıkışmadan bahsettik. Herhangi bir sıkıntı yok. Bizim destek ve direnç bölgelerimizi herkesin öğrendiğini düşünüyorum. Şimdi Ereğli'nin temel görüntülerine bakalım. Yani bilançosuna bakalım. Ereğli'de hepinizin de bildiği gibi gelebilecek en kötü bilanço geldi. Bakın 2022'nin 6. ayında, yani 2022 6'da gelen bilanço neydi? 6 milyar 600'dü arkadaşlar. Ciddi bir kar vardı. 2023'ün 6'sında ne geliyor? 3.999 milyar, yani 4 milyar zarar geliyor. Büyük bir kardan çok büyük bir zarara geçmişiz. Böyle bir Ereğli'de bilanço geliyor. Belki de tarihinin en kötü bilançosuyla Ereğli karşı karşıya. Ancak Ereğli bugün neden artı kapattı? Yani bu kadar kötü gelen bilançoya rağmen Ereğli'deki düşüşlerin hala devam etmesi gerekmiyor muydu? Buradaki yükseliş trendinin kırılması ve aşağı yönlü sert gitmesi beklenmiyor muydu arkadaşlar? Ereğli bunu neden yapmadı? Yani ben Ereğli yayınlarımda yönün hep yukarı olacağını size zaten söylüyorum. Beklentim yukarı yönlü gitmesidir diyorum. Ereğli düşeceği kadar düştü zaten. En kötüyü fiyatladı. Dolayısıyla neden yönün yukarı olduğunu size başından beri söylüyorum. Bunu her yayında ne yapıyoruz? Analiz etmeye çalışıyoruz. Bu yayında da en çok gelecek soru bu. Çok güzel bir şekilde bunun cevabını vereceğiz. Bakın çeyreklik karlarda da bir düşerek gidiş var Ereğli'de. Yani her çeyrek karları daha da fazla düşüyor ve bugünlere biz Ereğli'de geldik. Böyle bir bilançonun gelmesi bekleniyor muydu? Evet, bekleniyordu. Neden bekleniyordu? Bir tanesi zaten fiyatın düşüştüğünden anlaşılıyor. Önden bunu bilenler, şirkete yakın kişiler ne yapıyor? Ya da yabancı yatırımcılar, dersine iyi çalışanlar ne yapıyor arkadaşlar? Satıyor. Bilançonun zaten kötü geleceğini hepimiz biliyorduk. Biz bildiğimiz için de bilanço önden fiyatlandı. Bu birincisi arkadaşlar. Önemli bir diğer konu da, bakın arkadaşlar, geçen yıl Ereğli'nin satışlarına bir bakın. 63.812 milyar satış var. Bu yıl ne var? 63.619 milyar satış var. Hemen hemen benzer bir satış var değil mi Ereğli'de? Ancak şunu diyeceksin hocam, yani benzer satış var. Aynı satışı yapmış. Geçen sene bu satışla 6 milyar kar etmiş. Bu sene aynı satışı yapmış. 4 milyar zarar etmiş. Bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Arkadaşlar, aradaki enflasyon farkı, maliyetlerin artması, demir çelik sektörünün dünya üzerinde fiyatlarının çok düşmesi ve maliyetlerin, giderlerin artması sebebiyle ne oluyor? Dolayısıyla aynı satışı yapması Ereğli'ye zarar olarak karşısına çıkıyor. Şimdi Ereğli'deki diğer bir durum ne arkadaşlar? Şimdi FAVÖK denen bir şey var biliyorsunuz temel analizinde. Yani faiz, amortisman, vergi öncesi kar. Bundan önceki kar neymiş arkadaşlar? 5.212 milyar aslında şirket kar ediyor. Bakın şirket zarar etmiyor aslında. Kar ediyor. Ama nasıl kar ediyor? FAVÖK'ün iyi anlaşılması lazım. Şirket 5.212
5.212 milyar kar ediyor. Ancak vergi ödemeleri, amortisman giderleri, faiz gibi birçok etmenler devreye girdikten sonra net dönem karı ortaya çıkıyor. Yani FAVÖK'ün net dönem karı ortaya çıkıyor. 3.908 milyar net dönem zararı meydana geliyor. Yani her ne kadar şirket kar etmiş olsa da bu giderler, vergi öncesi, işte vergi ödemeleri, amortisman giderleri, faiz gibi vesaire yan giderlerin çok yüksek olması, enflasyonun da bunları körüklemesi sebebiyle kar eden şirket yapmış olduğu masraflar sebebiyle 3.908 milyar net dönem zararı yapıyor. Bunun iyi anlaşılması lazım. Dolayısıyla kar eden şirket var, giderler fazla. Biz ne yapıyoruz? Zarar ediyoruz. Şimdi burada hocam bugün biz niye düşmedik? Yani tamam kar etmişiz ama zarar etmişiz. Sonuç olarak ortada giderler çok fazla, zarar çok fazla. Geçen sene çok fazla kar açıkladık. Bu sene bir o kadar zarar açıkladık. Ancak bu ereğli neden düşmedi? Bu bilanço çok kötüydü. Hani bilançoya göre hareket eden arkadaşlar var ya. Şimdi Hüseyin Bey yayını dinliyorsa elini bir kaldırsın. Turan Bey yayını dinliyorsa elini bir kaldırsın. Şimdi bana diyorlar ki hocam temel analiz biliyor musun? Teknik analiz biliyorsun da temel analiz biliyor musun? Temelsiz şöyle olmaz, temelsiz böyle olmaz. Zaten bakın arkadaşlar ereğlinin bilançosunun geleceği tarih belli. Bunu açıp da kitap okumaya gerek yok. Bu yükselen trend bilançodan önce neden aşağı doğru kırılmadı? Tamam yukarı doğru da kırılmadı. Fiyat baskılanıyor, sıkıştı. Bir karar verecek. Yani bilançonun kötü geleceğini zaten şirkete yakın taraflar biliyordu. Bunu neden aşağı doğru kırmadı? Demek ki Ereğli'de yönün yukarı olabileceği, bunun fiyatlandığı ve yukarı doğru gidebileceği teknik manada görülüyor. Şimdi bilanço kötü geldi diye benim yükselen trendim kırılmadıkça bana teknik analiz sat demiyor. Bilanço yönden gösteriyor yani. Bunun altında kapanış yapsaydı, bilançoda gelmemiş olsaydı ben diyecektim ki arkadaşlar bilanço fiyatlanıyor, stop olmak lazım, sert düşüşler gelebilir. Ancak bunun üstünde olduğu için bilanço kötü gelmesine rağmen artıda kapatıyoruz. Şimdi bunun sebeplerine bakalım. Evet bilanço kötü, bilanço gelebilecek en kötü bilanço, belki tarihindeki en kötü bilanço ama çok önemli 3 tane husus var. İnsanlar bu noktalara bakmıyorlar. Teknik analizde nasıl 2000 yılından itibaren çizdiğimiz çizimlerle tarihi çizimler yapıyorsak temel analizde de coin bulucu tarihi bilgileri sizlerle paylaşacaktır. Bakın arkadaşlar 3 tane çok önemli bir mesele var. Zarar eden bir şirkette dönem varlıklarında yani dönemsel varlıklarda %25 artış var. Ya zarar ediyorsun, dönemsel varlığın %25 artıyor. Duran varlıklarda %41 artış var. %41. Arkadaşlar Ereğli bu, Ereğli. Yani bu hisse şey değil, böyle hacmi düşük, yatırımları düşük, kolaylıkla indireceğiniz, kaldırabileceğiniz veya kolaylıkla kar ettirebileceğiniz, zarar ettirebileceğiniz bir hisse değil bu. %41 duran varlıklar, %25 de dönem varlıklarında ciddi bir artış var ve Ereğli ne yapıyor? Zarar ederekten bu artışları yapıyor. Yani şirket hala büyüyor. Buna dikkat edin. En önemli noktaya geldik. Öz kaynaklarında %29 artış gösteriyor. Zarar eden bir şirket nasıl büyüdüğünü görüyor musunuz? Yani 3 tane çok kritik bir meselede büyüme var. Peki Ereğli bu büyümeyle niye düşsün? Bunları bilmeyen arkadaşlar ne yapıyor? Bu yayınları atlayarak giden arkadaşlar. Aman Ereğli zarar etti hemen satayım. Ya yükselen trendin kırıldı mı? Belki yarın aşağı gelecek, kırılacak. O zaman ne yaparsın? 39 TL'nin altında kapanış yaparsa satarsın. Kapanış yapmadıkça yön yukarıdır. Büyüyen bir şirket var ortada. Birisi gelsin desin ki hocam bunlar önemsiz desin. Mümkün değil. Temel analiz teknik analizle örtüşür arkadaşlar. Teknik analiz ancak temel analizin önünde size yönü gösterir. Burada stop yapmamak suretiyle size yönü gösteriyor. Şimdi şirketin bugüne kadar öz kaynakları nelermiş? Bugüne kadar yani. Bugün haricindeki öz kaynakları neler? Son bilanço haricinde. 118.450 milyar şirketin öz kaynakları varken bilançoyla birlikte 152.778 milyara ulaşıyor. Zarar eden şirkette öz kaynakların TL bazlı da artışını görüyorsunuz değil mi? Yani ne yapıyor arkadaşlar? Dehşet zarar etmiş bir şirket öz kaynaklarında da çok ciddi bir yükseliş yapıyor. Zararla yapmış olunan öz kaynağın artışını kıyasladığınızda öz kaynakların zarara göre 10 kata yakın artış gösterdiğini görüyorsunuz. Yani Ereğli'yi çok fazla kötülemek size bir şey kazandırmaz. Temel analizi ve teknik analizi bileceksiniz arkadaşlar. Coin bulucuyla birlikte bunu öğreneceksiniz. Elinizdeki hisse senedi zararda diye yani stop olmadığı sürece sizler de satmayacaksınız. Teknik mantık budur. Herkes kendi yatırımını lütfen kendisine göre yapsın.
bahsediyorum. Ben kendi yorumumu söylüyorum. Satan da sizsiniz, alan da sizsiniz, zarar eden de sizsiniz, kazanan da sizsiniz. Ama koyun bulucu istiyor ki tüm yatırımcılar kazansın. Elin yabancısı gelip de en iyiliği buralardan toplamak suretiyle malı yukarı götürüp de Türk insanlarına, yani bizlere, kim olduğumuzun bir önemi yok, bu vatanda, bu topraklarda yaşayan bizlere daha yüksek yerlerden maliyetlendirmesin. Buna engel olalım. Bilelim. Grafik okur yazarlığını anlayalım. Şimdi ben Ereğli'de en kötünün geride kaldığını, bundan sonra Ereğli'de bir yükseliş trendi başlayacağını ve yönün yukarı olduğunu, buradaki 43,5 TL'lerin üzerine atılması halinde benim bu beklentimin hızlı bir şekilde yukarı yönlü olacağını, bunun üstüne atmadığı sürece fiyatın baskılanacağını söylüyorum. Bu ne demek arkadaşlar? 43,5 üstüne Ereğli atamazsa fiyat Ereğli'de baskılanacak demek. Düşüş gelebilir demek. Düşüşte nereye kadar gelebilir demek? 39 TL'ye kadar. 39 TL'nin altında teknik manada stop olmak gerekir demek. O yüzden lütfen coin bulucunun sözlerini iyi anlayalım. Şimdi benim Ereğli'den beklentim 3. ve 4. çeyrekte de zarar yönünde açıklanması. Bunlar zaten bilinen şeyler, ancak zararların her geçen gün azalacağını düşünüyorum ben Ereğli'de. 2024 yılının Ereğli'de çok güzel geçeceğini, bambaşka bir yıl olacağını düşünüyorum. Boğa piyasalarında bilançonun kötü gelmesi ve hisse senedinin düşmüş olması bir alım fırsatıdır. Haberiniz olsun arkadaşlar. Boğa piyasalarını lütfen iyi anlamaya çalışın. Şimdi Ereğli'de çok büyük başka bir olay var. Bilmiyorum ne kadarınız biliyorsunuz. Ereğli ne yapıyor? Ham madde kullanıyor. Yapmış olduğu üretimlerinde ham madde, demir çelik ham maddesi kullanıyor. Şimdi Ereğli kullanmış olduğu bu ham maddeyi bugüne kadar ne yapıyordu? Dışarıdan alıyordu. Şimdi Ereğli'nin fabrikası devreye giriyor. Er Maden devreye giriyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu yılın sonlarına doğru devreye girecek. Ne olacak? Ham maddeyi de artık Ereğli kendisi üretir hale gelecek. O yüzden 2024 yılına dikkat çekiyorum. Ama 2024 yılına kadar Ereğli buralarda olmayacak. Ereğli başka yerlerde olacak bence. Daha yüksek seviyeleri hak ediyor. Bu öz kaynaklarındaki, bu duran varlıklarındaki, bu dönem varlıklarındaki ciddi artış sebebiyle. Dolayısıyla arkadaşlar, yani Er Maden de devreye gireceği için bu yılın sonlarında artık Ereğli ham maddesini kendisi üretecek. Ciddi bir maliyetlerde düşüş olacak. Karlılıklarda 2024 yılında da ciddi yükselişler olacağını düşünüyorum. Bu konuyu lütfen iyi anlayın. Yayınları iyi izleyin arkadaşlar. Bunlar son derece önemli bilgiler. Teknik ve temel analizde tarihi bir video olduğunu, teknik analizin 2000 yılından geldiğini, temel analizin de ince noktalarına değindiğimizi düşünüyorum. Umarım maksimum kazancı bu piyasalarda elde edebilirsiniz. Şimdi temettü noktasına gelelim. Herkes soruyor, Ereğli temettü vermiyor. Vermesin. 10 yıldır Ereğli düzenli olarak temettü veriyor. Şimdi Ereğli gibi bir hissede sen gidip de bir yıl vermedi diye Ereğli temettü hisseliğinden çıktı diyemezsin arkadaşlar. Olabilir ya. Hepimizin ticaretinde olumsuz zamanlar geçiriyoruz. Keşke hepimiz Ereğli kadar güçlü ticaret yapabilsek, yani değil mi? 10 yıldır düzenli temettü veren ve yüksek temettü veren bir temettü şirketidir. Bir yıl vermedi. Dünya üzerinde demir çelikte bir sıkıntı var. Ondan dolayı bir yıl vermedi. Zarar açıkladı. Bundan sonra ne yapar? Bak zaten şirket büyüyor. Öz varlıklarını görüyorsunuz. Yaptığı zarar büyümesinin 10 kat altında. 10 kat daha hızlı büyümüş. Ancak 10'da 1'i kadar zarar etmiş yani. Yaptığı son kardan bahsediyorum ya. 118'den 152'ye çıktığı marjı anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla Ereğli bu sene temettü vermez. Belki 2024 yılında da güçlenebilmek ve hisse senedinin fiyatlarını daha yüksek seviyelere çıkarıp kendisini koruyabilmek adına 2024'te de vermeyecektir. Ancak bu Ereğli'nin 10 yıldır temettü verdiğini, yıllarca düzenli temettü verdiğini, bir temettü şirketi olduğunu, gerçeğini ortadan kaldırmayacaktır. Hepinizin haberi olsun. Arkadaşlar bu yayınları izliyorsunuz. Biz bu kadar bu yayınları yapabilmek adına teknik ve temelde tarihi bilgiler sizlerle paylaşıyoruz. Ancak size demiyoruz ki ya arkadaşım, coin bulucunun bir katıl üyeliği var. Gelin katıl üyeliğine de burada katıldan para kazanalım. Ya da biz Telegram grubumuz var, buradan para kazanalım demiyoruz. Biz diyoruz ki bizim bunlarından hiçbirisiyle işimiz yok arkadaşlar. Biz finansal okuryazarlığın küçük yatırımcıda gelişmesini istiyoruz. Küçük yatırımcının kazanmasını istiyoruz. O yüzden bu videoları sizler için yapıyoruz. Ancak siz, biz bu taleplerde olmamamıza rağmen, bir gelir beklentisi içerisinde olmamamıza rağmen üye olmaya gelince arkadaşlar, elinizi butona basıp da üye olma noktasında maalesef biraz çekingen davranıyorsunuz. Lütfen arkadaşlar, ya bu zor bir şey değil. Siz de coin bulucuya destek verebilmek için tek yapacağınız şey kanala abone olmak suretiyle takip etmek, izlemek ve bizleri teşvik etmek. Bu kadar. Yani bizim bir
katıl grubumuz yok. Bizim bir Telegram grubumuz yok. Bizim arka odalarda para kazanabileceğimiz alanlarımız yok. Böyle bir beklentimiz de yok. Biz ne diyoruz? Arkadaşlar, finansal okuryazarlığınızı geliştirmek adına gönüllü olarak biz sizler için bu videoları yapıyoruz diyoruz. Lütfen arkadaşlar, bu veya bunun gibi videoların sizlere ulaşabilmesi için Koyun Bulucu'nun maddi olarak değil ancak manevi anlamda abone olmak suretiyle desteğinize ihtiyacımız var. Umarım bu konuda sizler de anlayışlı olursunuz ve bizleri desteklersiniz. Bizler de çok daha güzel Ereğli ve bunun gibi hisse senetleriyle sizlerin karşısına çıkarız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.